Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Eylül 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Bakalım Eylül ayında neler var? Konu başlıklarımız neler? 23'üne kadar Güneş Başak Burcu'nda olacak. Daha sonra Terazi Burcu'na geçecek. 15 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni ay doğuyor. 29 Eylül'de Koç Burcu'nda Dolunay var. Merkür ve Venüs retroları bitecek. Jüpiter retro harekete başlayacak ve Mars ay boyunca Terazi burcunda olacak. Şimdi detaylara bakalım. Sevgili oğlaklar, Güneş 23'üne kadar Başak burcunda parlıyor olacak. Merkür retrosu devam ediyor ayın 15'ine kadar 9. evinizde. Burada öğrenciyseniz biraz eğitim konuları, akademik konularda beklentileriniz var. Hazırlıklarınız var, belki gözden geçirmeleriniz var, eksik tamamlıyorsunuz. Yurt dışı konularında bazı planlarınız olabilir. Yani seyahatler, yurt dışında yaşama, yerleşme, iş yapma, eğitim alma ve benzeri konularınız, özellikle tüm bu uluslararası alandaki yurt dışı bağlantılı işleriniz için yapılması gereken, tamamlanması gereken konularınız varsa bunları da ayın ilk yarısı içerisinde gündeminize alabilirsiniz. Merkür'ün 15 Eylül'den itibaren artık ileri harekete dönmesi bir şeyleri hızlandıracak. Daha rahat hareket edebileceksiniz. Tam da bu alanda zaten 15 Eylül'de 21 derece Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Merkür düzeliyor bu yeni ayla birlikte. 9. evden size güzel bir açıda. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 21 derece ve yakınlarındaysa güzel bir üçgen açıda olacak bu yeni ay ise. Dolayısıyla daha olumlu, daha şanslı fırsatlar getiren bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa etkileri artacaktır. Yeni ayla birlikte bir karar alma, seyahate çıkma, eğitimle ilgili bir adım atmanız, akademik çalışmalarla ilgili bazı kapıların açılması, belki hukuksal işlerinizde önemli adımlar atmanız, yurt dışı ile ilgili konularda gelişmelerin olması, işte medya ve yayıncılık alanlarında özellikle bazı önemli işlerle ilgilenmeniz mümkün görünüyor. Ayın 29'una kadar olan süreç içerisinde yeni ay gündemimizi şekillendirmeye devam edecek. Ve 4 Eylül'de Aslan Burcu'ndaki artık retro da bitecek. Venüs retrosu. Aslan Burcu'nda Venüs ay boyunca ileri harekette olacak. Bu da 8. evinizde Ağustos ayı boyunca hissettiğiniz o yani parayla ilgili finansal konulardaki dengesizlikleri biraz daha toparlamaya başlayacak. Yani belki eşten daha fazla destek alabileceksiniz. Borç alacak konularında daha rahat bir sürece girebilirsiniz. İyileşmeler olabilir bu dönem içerisinde. Hani borçlanma ve kredi konuları, bir şeyleri almak, satmak, kiralamak gibi alanlarda, alışverişlerde daha rahat hareket edebilirsiniz. Artık Venüs'ün düzelmesiyle birlikte. Ve Jüpiter Boğa burcunda gerilemeye başlayacak. Jüpiter Mayıs'tan bu yana biliyorsunuz Boğa burcunda 5. evinizde. 15 derece boğada gerilemeye başlayacak 31 Aralık'a kadar, 5 derece boğaya kadar. Size güzel bir açıda biliyorsunuz, çok güzel bir Jüpiter desteği alıyorsunuz aslında Mayıs'tan bu yana. İşte çocuklarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir, belki çocuk sahibi olmakla ilgili sizin adınıza daha olumlu bir dönemdesiniz, çocuklarınızın eğitimiyle ilgili, onların hayatındaki büyümeler, fırsatlarla ilgili iyi bir dönem. Jüpiter gerilerken maddi manevi size sunduğu fırsatları böyle bir içselleştirme, sağlamlaştırma, değerlendirme döneminde olacaksınız. Bunlar parasal kazançlar anlamında da olabilir. Risk içeren konularda belki daha temkinli hareket etmeniz gerekiyor bu süreç içerisinde. Yani öyle aşırı şansa güvenmemeye çalışın. Daha temkinli, daha güvenli hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Jüpiter'in güzel açıları var bu ay. Ağustos ayıyla kıyasladığımızda o yüzden Eylül ayı daha keyifli bir ay. Çünkü olumlu açılar daha fazla gökyüzünde. 4 Eylül'de Jüpiter'in Merkür'le güzel bir açısı var. Merkür retro olduğu halde yine olumlu değerlendirebiliriz. Aynı açı kalıbı 25 Eylül'de tekrarlanacak. Bu sefer Merkür ileri harekette olacak. Belki bir fırsatın tekrar elimize geçmesi, değerlendirilmesi gibi bir durum olabilir bu. Belki eğitim, bir sınav, belki bir yolculuk, iletişimle ilgili bir konu ve benzeri alanlarda bir fırsat karşımıza çıkarabilir. Güneş-Jüpiter üçgeni de 8 Eylül'de etkinleşiyor ki gökyüzündeki en şanslı, kısmetli açılardan birisi 7, 8, 9 Eylül'de aktif.
Çocuklarla ilgili mutluluk alabileceğiniz bir gelişme olabilir. Yine eğitim ve sınavlarla ilgili keyifli gelişmeler olabilir. Seyahat fırsatlarınız olabilir. Bunu da iyi, olumlu değerlendirebilirsiniz. Ve ayın 23'ünden itibaren Güneş Terazi Burcu'na geçecek. Mars ay boyunca Terazi Burcu'nda. Bu da ayın genelinde aslında sizin kariyeriniz, gelecek planlamalarınız, görevleriniz, sorumluluklarınız alanında biraz daha enerjinizi odakladığınızı gösteriyor. Güneş'in 23'ünden sonra bu alana yönelmesi daha fazla sorumluluk, görev anlamına gelir. Çalışanlar için daha çok kariyer, ama tabii ki yaşamımızda sorumluluklarımız hangi alandaysa bu ailemiz için olabilir, evimiz için olabilir, ebeveyn ilişkilerimizde olabilir. Biraz daha mücadele olabilecek bir dönem. 29 Eylül'de 5 derece Koç burcunda dolunay meydana gelecek. 4. evinizi aydınlatan bir dolunay. Öncü burçlarımız için etkili bir dolunay. Siz de bir öncü burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuzda yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa sizin için çok etkili olabilir bu dolunay. Aile, yuva konularında, ebeveynlerle ilgili konularda bir tamamlanma, bir farkındalık, bir dönüşüm etkisi var. Ebeveyn sağlıkları veya sizin onlarla ilgili konularınız olabilir. Veya evde bir düzen kurmakla ilgili bir gündeminiz var. Bir taşınma, yerleşme konusu, bir emlak alma, satma, kiralama konusu, bir yuva kurma konusu, bir yani genel yaşam alanınızda oluşabilecek böyle bir özel yaşamınızla ilgili önemli bir dolunay. Burada bir hedefe ulaşmanız, bazı şeylerin netleşmesi, olgunlaşması, sonuç vermesi mümkün görünüyor. Ayın son günleri, hatta Ekim ayının ilk haftası da bu Koç dolunayı tesirleri devam edebilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Oğlak burcu burçlar kuşağının 10. burcudur. Toprak elementinden öncü nitelikler taşır. Yönetici gezegeni Satürn'dür. Oğlak burçları genellikle kararlı, ihtiraslı, hedeflerine ulaşmak için sıkı çalışan kişilerdir. Yüksek idealleri vardır. Parayı sever, para kazanma konusunda da yeteneklidir. Çok iyi plan yapabilir. Oğlak burçları çok çalışkan ve dayanıklı kişilerdir. Yönetim yetenekleri de olduğundan genellikle başarılı olurlar. Yöneticileri Satürn onlara disiplin verir. Oğlak burçları geleneklere bağlı, tutucu, ailesine de bağlı kişilerdir. Sabırlı ve inatçıdırlar. Kendilerine yapılan kötülüğü unutmazlar. Bu kişi iyi bir eğitim almasa bile kendi çabasıyla yükselmeyi bilecektir. Oğlak burçları sadece güvenebilecekleri kişilerle arkadaş olurlar. Bu yüzden çoğu zaman çekingen gözükebilirler. Sevgi konusunda da biraz çekimser davranabilirler.